Partisi lideri, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu var. Sayın Kılıçdaroğlu, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim. Efendim, öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan'ın ilk günündeyiz. İftar saatini bekliyoruz. Ramazan sizin için neler ifade ediyor? Onunla başlayalım isterseniz. Efendim, bizi izleyenlere, bütün dostlara, bütün vatandaşlara hangi görüşten, hangi kimlikten, hangi inançtan olursa olsun hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan bizim için sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin egemen olduğu bir süreci hatırlatıyor. Bir ay içerisinde dua edeceğiz, Rabbimize dua edeceğiz, güzel şeyler isteyeceğiz, dualarımızın gerçekleşmesini isteyeceğiz, memleketimizde huzur isteyeceğiz. Eskiden tabii komşularla arada bir Ramazan dolayısıyla ya onlar bizi iftara davet ederdi veya biz onlara veya siyasetçi olarak arada bir giderdik. İftar sofraları olurdu caddelerde, sokaklarda, meydanlarda. Oralara katılırdık, vatandaşlarla birlikte olurduk. Ama bu Covid-19 dolayısıyla bunlar maalesef olmayacak galiba. Evlerimizde kutlayacağız, evlerimizde iftarımızı açacağız, dualarımızı yapacağız. Dolayısıyla ben Ramazan ayını biraz daha düşünme, ibadet etmem, nefsimizi terbiye etmem, insanlara hoşgörüyle bakma, toplumun huzur içinde yaşaması için dua etme, böyle bir şey anlıyorum, böyle bir anlayışım var Ramazan ayında. Bütün toplum bir anlamda birbirine kenetlenebilmeli, kardeşlik bağlamında, sevgi bağlamında, dostluk bağlamında bağlanmalı. Fakirlere yardım etmeliyiz, yoksullara yardım etmeliyiz, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeliyiz, hastalara bakmalıyız. Yani iyilikte yarışma diye bir düşünce var. Malum bizim inancımızın da öngördüğü temel kurallardan birisidir. İyilik yapmalıyız, iyilik kötülüklerden, kinden, öfkeden, ön yargıdan arınmalıyız. Allah'ın yarattığı en değerli varlık olan insana sevgiyle, hoşgörüyle bakmalıyız. Farklı düşünceleri olabilir arkadaşlarımızın, bazı insanların. Farklı düşünceleri de zenginlik olarak kabul etmeliyiz. Onların düşüncelerine de saygı göstermeliyiz. Yani sevgiyi, yani hoşgörüyü, yani kardeşliği, yani birlikte yaşamayı, hep birlikte bir arada huzur içinde yaşamayı, ibadetimizi huzur içinde yapmayı hepimiz arzu ederiz. Bu bağlamda bizi dinleyen bütün vatandaşlarıma, dinlemeyen bütün vatandaşlarıma, İslam alemine Ramazan'ın hayırlar getirmesini temenni ederiz efendim. Efendim, Ramazan hayırlar getirsin inşallah. Dün meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümüydü. 23 Nisan'dı. Liderlerin meclis özel oturumunda yer alması gerektiğini özellikle vurguladınız. Bu yönde açıklamalarınız oldu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hariç bütün liderler meclis özel oturumundaydı. Koronavirüs tedbirlerini de düşündüğümüzde neden mecliste bütün liderlerin olması gerektiğini vurguladınız? Sayın Akdemir, şimdi 100. yıl, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı. 100 yıllık dönemler toplumların tarihinde önemlidir. Dolayısıyla 100 yıllık dönemlere herkes bir anlamda daha farklı bir gözle bakar. Cumhuriyetin 50. yılında hep beraber toplum olarak Cumhuriyeti kutladık. 100. yıl, bu yıl işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılı. 100. yılı da koronavirüse rağmen hepimiz evde, bazen işte parlamentoda bir şekliyle bir araya gelerek bayramımızı kutladık. Yani yeni bir dönem, yeni bir çağ. Yeni bir birliktelik, düşmanı yenmişiz, parlamentoyu kurmuşuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni oluşturmuşuz, aradan 100 yıl geçmiş, demokrasiye geçmişiz, demokrasiyi taşlandırmışız, cumhuriyetimizi demokrasiyle olabildiğince, sorunlar yaşamışız, o sorunları aşmasını da bilmişiz. Yani 100 yıllar aslında insanlığın tarihinde de, devletlerin tarihinde de, kurumların tarihinde de
dönüm noktalarıdır ve bu dönüm noktaları bir anlamda hem geçmişe bakıp geçmişteki başarılarımızı, geçmişteki hatalarımızı, eksikliklerimizi görme ama aynı hataları tekrar etmeden güzel bir gelecek inşa etme, bir gelecek perspektifi çizme tarihleridir, yüzyıllar. Ben böyle bakarım, böyle olması lazım. Bu bağlamda da bütün siyasi parti liderlerinin, grubu olan bütün siyasi parti liderlerinin parlamentoda olması çok değerliydi. Olması gerekirdi. Sayın Erdoğan'ın da olması gerekirdi. Çünkü şöyle bir gerekçe söylendi. Efendim geçmişte de bazı cumhurbaşkanları 23 Nisan meclisteki 23 Nisan törenlerine katılmadı diye. Ama onların hiçbirisi bir partinin genel başkanı değildi. Gerçekten cumhurbaşkanıydı. Cumhurun başkanıydı. Ama Sayın Erdoğan aynı zamanda AK Parti'nin genel başkanı. Dolayısıyla diğer genel başkanlar nasıl geldiyse, mesela Meral Hanım milletvekili olmamasına rağmen geldi parlamentoda. Kendisini ayıran yerde o da konuşmaları dinledi. Milletvekillerinin konuşmaları bir şekliyle orada 100. yılı anma dolayısıyla bir şekliyle ifade edildi. Sayın Erdoğan'ın da orada olmasını isterdik. O da düşüncelerini açıklasını isterdik. Önümüzdeki 100 yılda Türkiye'nin hedefi nedir? Neler yapacak? Neler yapmalı? Önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda biz hangi hedefleri koymalıyız, koyabilmeliyiz? Bunları yapabilmeli. Bunları yapmalıydık aslında. Bir grubu olsun olmasın milletvekili arkadaşlara da, yani diğer partilerden grubu olmayan ama parlamentoda temsilcisi olan milletvekili arkadaşlara da söz verildi. Onlar da kalktılar, kendi düşüncelerini bir şekilde aktardılar. Ben tabii doğrusunu isterseniz Sayın Erdoğan'ın orada olmasını isterdim. Çünkü Sayın Erdoğan 1. Meclis'te de yoktu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin orada da 100. yıl dolayısıyla olması gerekirdi. Eski binayı görünce, parlamentonun yani ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını görünce, o sıraları görünce, oradaki gaz lambalarını görünce, Cumhuriyet'in öyle kolay kurulmadığını, zor şartlarda kurulduğunu, büyük fedakarlıklar yapıldığını çok daha rahat görüyorsunuz. Kesinlikle. Ve o zaman 100 yıllık bir tarihin bizim toplumumuzdaki değerini de hepimiz daha iyi kavruyoruz. Süremiz çok kısıtlı, o yüzden sizden kısa kısa cevaplar rica edeceğim. Şimdi evet. FETÖ, PKK, paralel yapı, devlet içinde devlet ve benzeri gibi CHP'li belediyelere iktidar kanadından bazı sözler söylendi. Çok kısa bunları nasıl değerlendirdiğinizi de öğrenmek istiyorum. Efendim, her türlü teröre, insana ve insanlığa kasteden her türlü teröre karşıyız. Bize bu suçlamayı yapanlar dönüp kendilerine baksınlar. Son seçimlerde, yerel yönetim seçimlerinde gidip İmralı'ya adam gönderip de Abdullah Öcalan'dan destek isteyenler bunlar değil miydi Allah aşkına? Şimdi bu Ramazan günü 1. gününde bunu konuşmak istemezdim ama gerçekten de bir belediye halka bedava ucuz ekmek, parasız ekmek verecek. Fakir, ihtiyaç sahibi, cebinde parası yok. Ekmek verecek, yasak diyorsunuz. Su fiyatlarını indirecek, yasak diyorsunuz. Her şeyi yasak diyorsunuz. Ya bu insana hizmet ediyor. İnsanlığa hizmet ediyor. Çocuklara hizmet ediyor. Bunu siz nasıl terör, yani yardımı terörle bağdaştırıyorsunuz. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim ben başka? Söyleyeceğim bu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na bu stüdyoda sorduğum soruda sizin Cumhuriyet Gazetesi'ndeki makalenizi örnek göstererek işte dünyanın bütün demokratları birleşin çağrısı yaptınız. Sayın Karamollaoğlu'na bu soruyu sordum. Böyle bir ihtiyaç hasıl olur mu diye. Ayrıca Türkiye'deki yansıması ne olur eğer böyle otoriterleşmeye giderse dünya diye. Kendisi Türkiye'de böyle bir şeye tevessül ederlerse hem başarısız olurlar, millet izin vermez, hem de kaybederler dedi. Kim olursa olsun, iktidar olsun ya da başka birisi olsun. Hem bu sözlerinizi hem de Sayın Karamollaoğlu'nun değerlendirmesini nasıl buluyorsunuz? Böyle bir otoriterleşme eğilimi mi var? Ve buna karşı birleşme nasıl sağlanacak? Efendim, Sayın Karamollaoğlu siyaset dünyasında sağduyu temsil eden bir siyasetçi. Demokrasi hepimiz için geçerli olan bir kavram. Neden?
ben de düşüncelerimi söylemeliyim. Benim gibi düşünmeyen insan da düşüncelerini söyleyebilmeli. Ben de inancımı yerine getirebilmeliyim. Benim gibi inancımı getirmiyor ama başka türlü inanca sahip olan da ona da saygı duymalıyız. Kimlikler konusunda da kavga etmemeliyiz. Herkesin kimliğine de saygı duymalıyız. Kişinin kimliğine, kişinin inancına, kişinin yaşam tarzına, kişinin düşüncelerine saygı göstermeliyiz. Allah'ın bize verdiği en değerli şey akıldır. Aklınızı kullanmayacak mıyız? Kullanacağız. Aklımızı kullanacaksak ayrışmamamız lazım. Bir arada olmamız lazım. Ve bunu bir araya getirmemizin temel nedeni de demokrasidir. Demokratların birleşmesini istedim. Otoriter rejimler varsa demokratların bir araya gelmesi lazım. Düşünce özgürlüğünü savunanların, inanç özgürlüğünü savunanların, yaşam tarzı özgürlüğünü savunanların bir araya gelmesi lazım. Bir araya geldiğimiz zaman daha güçlü oluruz. Bir araya geldiğimiz zaman sesimiz daha gür çıkar. Bir araya geldiğimiz zaman ülkeye huzuru getiririz, ülkeye refahı getiririz, ülkeye barışı getiririz. Sonuçta kavgadan değil huzurdan yana, kavgadan değil barıştan yana, kavgadan değil özgürlükten yana bir tavır takınacağız. O bağlamda Sayın Karamoğluoğlu'nun söylediği çok değerlidir. Benim açımdan da çok değerlidir. Ama bu ülkenin iyiliğini, hayrını, huzurunu isteyenler için de çok değerlidir. Ben Sayın Karamoğluoğlu'na buradan teşekkür etmeyi de bir görev biliyorum. Efendim biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Ramazan'ın ilk günü TV5 ana habere katıldığınız için ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum bütün vatandaşlarıma. Tekrardan hayırlı Ramazanlar diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayınımızdaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'na sorularımızı dar vakitte sormaya gayret gösterdik. Ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Yarın tekrar